Evet. Gidenler kalmışlar. Durmuyor. Çıkalım artık. Lütfen okula geç kaldın. Çıkıyorum ben. Annem kızıyor çıkmak zorunda. Evet annem. Hadi hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ve Erasmus stajımın ilk günü. Şimdi Demirköprü İzvan istasyonuna geldim. Bir saate yakın yolum var. 51 dakika. Sonra havaalanındayım. Arkadaşlar 1 kilom, daha doğrusu 1.2 kilom daha fazla çocuk alıyor. 1.2 kilom daha fazlaymış. Sonra o 22 kiloluk valizi bana tekrardan açtırdılar ve içini boşaltmam falan gerekti ve bir tık ağladım. Çünkü çok sinirim bozuldu. Yani 2 kilo için 2 kilo yani ve kilo başı 83 lira. Bence bu biraz şey. Ya tabii onların da görevleri var ama neyse. Ay kendimi üzemeyeceğim. Sonunda pasaportumu aldım. Her şeyim hazır. Çıkmak üzereyim. Saat 11.06 geçiyor. Ve 13.05 geçe zaten uçuşum var Sabiha Gökçen'e. Bakalım. Görüşmek üzere. Uçaktan az önce indim. Şimdi dış hatlar bağlantılı olduğu için dış hatlara geçiyorum. Bu arada uçuş alacaksanız bağlantılı olmasına dikkat edin. Çünkü eğer bağlantılı olmazsa bagajınızı tekrar siz taşımak zorunda kalın. Bu arada uçak o kadar soğuktu ki çünkü bu işte Covid için falan havayı temizlemem filtreler koymuşlar. Ama o kadar soğuktu ki sivet giymek durumunda kaldım. Bakalım. Bu arada beni bilen bilir. Çok çabuk uyuyorum ve şey hemen uyuyorum. Uçak boyunca herhalde uyumadığım sadece 10 dakika falan vardı. Çok rahat bir uçuş aslında da. Arada türbülansa girdik sadece o kadar. Şimdi benim uçuşum Pegasus olduğu için bakalım nereye gitmem gerekiyor. Şimdi rette çekmek istiyorum aslında bakalım. Şimdi buradan check-in'imizi yapacağız. Biniş barkodumuza bakalım. Büyük ihtimalle okunuyordur. Belgem okunuyor. Devam edelim. Biniş kartı yazdıralım. Yalnız şu koydukları şey beni çok üzdü. SMS gönder. Ağaçları kesmek istemiyorum. Bagaj hakkım. Satın almak. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu gidip yüz yüze yapmak istiyorum. Bagaj hakkı falan da istemiyorum. Ama yine de bilmiyorum. Bir de gimbal'la gezdiğim için kendimi YouTuber gibi hissediyorum ama gerçekten daha bir abonem bile yok. Şimdi pasaport kontrolüne geçiyorum. Az önce birkaç bilgi sordum. Şimdi kısaca pasaport kontrolünün nasıl olduğunu da göstereyim. Of ama yürünce çok yol var. Almadığım için şimdi yeniden gidiyorum. Bakalım neredeymiş bu harf kulu. Hah şurada okullar var zaten. Çok rahat bulursunuz. Neredeymiş bu harf kulu? Bu hatayı ikidir yapıyorum. Bir önceki uçuşumda da aynı hata yapmıştım. Ama neyse. Bu arada unutmadan önce check-in'inizi yapın. Biletinizi alın çünkü o QR kodunu okuyor olmaları lazım. Bundan zaten direkt istiyorlar sizden. Şey sonrasında harç pul alıyorsunuz. En sonunda da işte şey okuyup geçiyorsunuz. Bakalım kullanma tarihi neymiş. Ekranda ödeme çıktı. Nakit veya kredi kartı. Önce ne kadar onu bir öğren. Harç pulu 50'ymiş. Benim üstünde zaten TL olarak sadece 50 kaldı. Bir adet. Basalım. Tabii ki. Önce para. Paramızı şöyle koyalım. Ah tekerle her şey çok zor. Allah'tan makine kendisi seçiyor. Tamam.
harç pulumuzu aldık. Bu kadar basit. Şöyle çevireyim. Pasaport kontrolünde bir yer buldum. Böyle küçük bir açıklık diyelim, oradan geçeyim. Yoksa şuradan geçmem lazım ve gerçekten çok kötü. Merhaba. Şöyle vereyim. Biletim. Yok şey. Ya benim biniş kartım da QR kodu olarak tanımladım ama üstümde varsa. Ha şunu bana İzmir'de verdiler ama bu sayılıyor mu? Tamam. Ha tabii. Ona mı bakmalıyım? Tamam. Teşekkürler. Uçağa bindim. Yolculuk bir saat falan sürecek. Kanat üstü çıkışlarda seyahat eden yolcularımızın acil bir durum yaşandığında bu çıkışları açarak... Ne güzel insanlar. Sırt çantasıyla gelmiş. Ben 20 kiloluk valizi almak durumunda kaldım. Şimdi pasaport kontrolü sırasına girdim. Öncelikle uçuştan birkaç gün önce belge dolduruyoruz. İşte onun QR kodunu neredeyse her uçuşta kontrol ediyorlar. Şimdi yine onu kontrol ettiler. Şu anda da pasaport kontrolsüzlüğündeyim ve bayağı sıra var. Burada ikiye ayrılıyor aslında. Avrupa vatandaşları ve Avrupa vatandaşı olmayanlar. Ki ben değilim. Evet, şimdi metrodan indim. Hemen sola dönünce şey var. Bu telefon hattı almak için bir yer var. Vodafone zaten. Onun dışında hemen yanında da işte nereye nasıl gideceğimizi anlatan bilgi merkezleri var. Oradan gideceğim yeri öğrendim. Şimdi metroya binip mavi çizgiyi takip edeceğim. Mavi hattı. Sonrasında gerekli durakta inip bir taksi tutacağım. Ayrıca Vodafone'dan da hattı aldım. Çok rahat bir hat oldu benim için. Yani biraz pahalı tuttu ama Türkiye'yi falan istediğim gibi arayabiliyorum, öyle bir güzelliği oldu. Açıkçası böyle video çekerken bir tık geleceğimi düşünmüştüm ama şu an öyle tek değilmişim gibi hissediyorum ve iyi oldu benim açımdan da. Evet arkadaşlar, şimdi ticket'ımızı aldık. Yanlışlıkla çok önünde durmuşum da şu an düzelttim. Evimin hemen yanında bir nargileci var. Herkese merhaba tekrarlar. Dün o kadar yorgundum ki sadece eve geçtim. Oda arkadaşımla tanıştım. Biri Fransız, biri Slovakyalıydı. Gittik, sadece bana bir market gösterdiler. İşte 7/24 açık bir market. Oradan noodle aldım. Onu yiyip direkt uyudum. Hani öyle söyleyeyim, kıyafetlerimi bile yerleştirmedim daha. Bugün sonraki günün sabahındayım. Hemen bir market var evimin yanında. Oraya gidip bir şeyler alacağım. Onun dışında küçük bir kahvaltı yapmak istiyorum çünkü gerçekten açım şu anda. Bu şekilde güzel bir yolculuktu. Rahat geçti diyebilirim hani. Birkaç zorlukları oldu falan ama onun dışında güzel geçti diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.